bizim için var, onlar için yok. Dışarıda olup bitenler ve bizim dahil olmamız. Biraz da bunu konuşmak istiyoruz bu bölümde. Şimdi hala Erdoğan kazanacakmış algısı. Şimdi Halk TV.com.tr bunu kısaca haberleştirdi Aslı Aydıntaşbaş'ın anlattıkları üzerinden. Onun altında da inanılmaz bir tartışma yürüyor. Halk TV izleyicileri arasında buna dair çıkarım yapan vatandaşlarımız var. Belki daha fazla tartışma yaratacak dış politika hamlesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuk konusundaki mesajıydı. Hızlıca döneyim artık Aslı Aydıntaşbaş'a. Çünkü ABD, Rusya ve arada Türkiye genelde böyle konumlandırılıyor. Fotoğraf bu kadar net midir? İlk soru bu olsun. İki, biz Rusya ile Ukrayna arasına arabulucu pozisyonunda girersek, aynı zamanda ABD ile Rusya arasına tam olarak hangi pozisyonda, hangi maddelerle girmiş oluyoruz? Bu dış politikamızı nasıl değiştirecek? Özellikle izleyicilerimizin en çok merak ettiği konum budur. Bir de hep bir eksen tartışması vardır. Türkiye'nin ekseni Rusya'ya mı dönük, ABD'ye mi dönük? Çok değiştiğini savunanlar var. Yıllardır hiç değişmediğini, yeni yeni değişeceğini savunanlar var. Gerçekler hangisine daha yakın? Aslı Aydıntaşbaş bu aşamada bu sorularımıza cevap olacak. İzlenimleriniz neler? Merak ediyoruz. Sesi açmamış. Peki Sayın Aydıntaşbaş, şu an duyamıyoruz sizi. Seste galiba bir problem olabilir. Kapattınız galiba. Baştan almanızı rica edeyim. Peki. Kapatmışım. Estağfurullah, buyurun. Can Coşkun, az önce Halk TV.com.tr'nin de haberleştirdiğini söyledin. Yurt dışında Erdoğan kazanacak algısı var. Özellikle bazı ülkelerde, Almanya gibi. Ben bunu bunun tartışılmasını isterim. Çünkü gerçekten de bu algıyı değiştirmesi lazım muhalefet. Ama izleyicilerimize de şunu hatırlatmak isterim. Nihayetinde yurt dışı karar vermeyecek Türkiye'de kimin seçim kazanacağını. Türkiye'deki seçmenlerimiz karar verecek. Haliyle bir anlamda müsterî olsunlar. İnsanların ne düşündüğü önemsiz değil. Çeşitli ekonomik ve siyasi kararları etkiliyor ama belirleyici de değil dış dünyanın düşüncesi. Şimdi Ukrayna meselesine girmek istiyorum ve bunun da orada bir köy var uzakta gibi, uzak bir sıkıcı bir dış politika mevzu gibi algılanmaması gerektiğini de anlatmak istiyorum. Çünkü anlatacağım her noktada bunun neden Türkiye... İç kamuoyuna olsun, Türkiye'deki siyasi Türkiye'deki siyasi denkleme neden çok yakından ilgilendirdiğini anlatmak istiyorum. Şimdi evet, şu anda Rusya ve ABD arasında ya da NATO ve Rusya arasında inanılmaz bir gerilim var ama bu işin ne kadar dramatik olduğunu vurgulamak açısından son 30 yılda 30-40 yılda böyle bir şey yaşanmadı. Yani evet, savaşlar yaşandı. Dibimizde Suriye'de savaş oldu. Afganistan'dan çekilme görüntülerini hepimiz izledik Amerika'nın. Ancak Irak'ta bir savaş yaşandı. Ancak bunlar trajik olaylar olsa da jeopolitik anlamda belirleyici olaylar değildi. Çünkü dünya düzenini, yani büyük güçler rekabetini sarsan olaylar değildi. Ukrayna olayı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa belki iki büyük gücü, Batı diyebilirsek, Transatlantik İttifakı ve Rusya'yı karşı karşıya getiriyor. Amerikalılar büyük bir panik halinde Rusya... Ukrayna'yı işgal edecek diyor. Hali hazırda Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir ayrılıkçı mücadele var ve Rusya bir tarafı destekliyor. Hükümete karşı savaşan birlikleri destekliyor ama bu ufak ve lokalize bir durum. Şimdi ise Şubat ayında, Mart ayında daha geniş bir işgal başlanacağına dair hem NATO'dan hem işte geçen gün Biden bizzat bunu gündeme getirdi, ABD Başkanı. Türkiye'de de bu arada kamuoyunda çok gündeme gelmese de devlet tamamen buna kilitlenmiş vaziyette. Güvenlik bürokrasi, ben bir buçuk ay önce bir tanıdığıma rastladım. Önemli bir konumda birine, güvenlik bürokrasisinde, neler yapıyorsunuz bu ara, Suriye şu mu bu mu dedim, derken sadece Ukrayna ile ilgileniyoruz dedi. O anda bende jeton düşmedi çünkü işin vahametini ve ne kadar ciddi bir noktaya geldiğini anlamamıştım. Ama şimdi anlıyorum ki Türkiye'yi de göbekten ilgilendiren bir mesele. Neden? Eğer işgal olursa ya da kısmi bir işgal olursa Batı Ukrayna'da savaşmak niyetinde değil ama Ukrayna'da bir
iç savaşa ya da bir Rusya'ya karşı direniş hareketine destek vermek niyetinde. Yani bir anlamda orada Afganistan 1980'lerde Afganistan'da mücahitler vesaire gibi olayları tarihten hatırlıyoruz, biliyoruz en azından. O tarz bir vekalet savaşı diyebiliriz. Gerçekleşmesi ihtimali var. NATO bir tarafa asker yığacak. İşte Rusya bir tarafta savaşacak. Bu bizi şu açıdan ilgilendiriyor. Ukrayna, birincisi Türkiye, bu Rusya ve NATO arasında bir yerde duruyor. Bir yandan geleneksel olarak Türkiye ve geçmişte Osmanlı da buna dahil Rusya'nın genişlemesinden hep tedirgin, hep rahatsız. 11 tane Rus-Osmanlı Savaşı yaşanıyor ve bir tanesi dışında çoğunu kaybediyoruz. O bir tane de Kırım Savaşı, Batı ile birlikte hareket ettiğimiz savaş. Haliyle Türkiye bunu istemiyor. Ukrayna ile yakın ilişkisi var. İHA, SİHA satıyor. Diğer taraftan Rusya ile de çok yakın bir ilişkisi var. Türkiye doğal gazını Rusya'dan alıyor. Cumhurbaşkanı her zaman Putin'le yakınlığından övünüyor. İşte dostum Putin diyor. Hatta geçenlerde New York'a gittiğinde Biden'la görüşemeyince kızdı, öfkelendi ve hemen hatırlarsanız St. Petersburg Putin'le görüşmeye gitti ve çok derin stratejik ilişkilerden söz etti. Bu ne demek? Türkiye arada sıkışıyor demek. Sıkışacak demek. Eğer bir savaş söz konusu olursa İHA satacak mı? Satarsa Rusya buna nasıl cevap verecek? Hayır, satmazsa NATO ülkelerinden ya da en azından NATO ülkeleri yaptırım koyuyorsa oradan bir baskı gelmeyecek mi? Ortada kalmak mümkün mü? Benim evet. gördüğüm Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye bir arabuluculuk yapmak niyetinde ama Amerika ve Rusya doğrudan birbirleriyle konuşuyorlar. Yani Türkiye'nin, doğruyu söylemek gerekirse, Türkiye'nin arabuluculuğuna çok ihtiyaç var mı? Ben emin değilim. O şu anda da uluslararası Rusya'dan gelen açıklamalarda bunun çok da istenmediğini izlenimi bırakıyor. Ama coğrafyamızda yaşanan, çünkü Ukrayna bizim coğrafyamız, bu da önemli. İzleyicilerimiz bir ara vakit bulduklarında haritayı açıp bakarlarsa ne kadar yakın olduğunu ve ne kadar büyük bir ülke olduğunu da göreceklerdir. Yani yanı başımızda bir savaşı daha yaşayabiliriz. Suriye'yi konuştuk. Onun ötesinde bakın, İkinci Dünya Savaşı yaşandı, Türkiye çok etkilendi. Nasıl etkilendi? Arada kalmaya çalıştı. Bir denge politikası götürdü ama içeride çok karanlık bir dönem yaşandı. Şimdi herkes Netflix'teki bu kulüp dizisini izliyor. Bazı genç arkadaşlarımız yeni yeni öğreniyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda azınlıkların yaşadığı eza cefayı, haksızlıkları, mağduriyetleri. Ama sadece azınlıklar değil. Türkiye'de içeride de son derece tartışmalı, karanlık bir dönem yaşandı. Dışarıda gerilimli dönemler, içeride her zaman baskının arttığı dönemler. Birincisi bu boyut. İkincisi olası bir savaş doğrudan doğalgazı, doğalgaz fiyatlarını etkileyecektir. Türkiye zaten İran'da bile ödeme sıkıntısı çekiyoruz. Kara kışın ortasındayız, İstanbul'da kar var. Bunun kuşkusuz hükümetin ekonomi yönetiminde zaten sıkıntılı olan Merkez Bankası rezervlerinin net ekside olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ekonomi yönetiminde büyük sıkıntılar demek, doğalgaz açısından büyük sıkıntılar demek. Üçüncü bir unsur daha var. Bu da hükümete yarayan bir şey. Eğer gerçekten büyük bir gerilim, Amerika, Rusya, işte bir vekalet savaşı, o ona silah veriyor, bu buna silah veriyor durumu olursa, Türkiye'nin konumu çok önemli olacak. Nerede duracak, nerede dengeleyecek, İHA satacak mı, SİHA satacak mı, Rusya'ya mı yakınlaşacak? Ve Cumhurbaşkanı bunu, Tayyip Erdoğan bunu bir anlamda dışarıda kendine yönelik eleştirileri sindirmek için iyi bir kart olarak kullanabilir. Bu anlamda bu tarz dengeleri iyi götürüyor. Ve şu andaki politikasına da bakarsanız, Birleşik Arap Emirlikleri ile barışma, İsrail ile barışma, işte Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor. Tamamıyla hani dışarıda barış, içeride kutuplaşma. Hani yurtta sulh, cihanda barış değil, dışarıda barış, içeride kavga gibi bir noktaya gidiyor iş. Eğer büyük bir savaş olursa, dünya Türkiye'de içeride neler olduğuna gözünü kapar.
seçim yılında bana bu çok önemli gibi geliyor. Tam bunu soracaktım. Yani seçim döneminde olduğu için belki de değerlendirmek lazım. O yönüyle değerlendirmeleri rica edelim. Tam seçim satımı halinde bunlar yaşanırsa ne olacak örneğin? Tabii bilmiyoruz. Umarım ki böyle bir karanlık senaryo yaşanmaz ama seçim tatlım halinde bu bölgede büyük bir savaş çıkarsa ben hükümetin daha baskıcı bir yönetime gideceğini ve bu konuda da dünyanın biraz sessiz kalacağını düşünüyorum. En azından böyle bir korku yaşıyorum. Ve geçmişte 2. Dünya Savaşı olsun, 1. Dünya Savaşları'nda hep Türkiye'de daha içeride daha baskıcı dönemler yaşandı. Dış dünya içeride seçimleri belirlemiyor ama yurt dışındaki atmosfer ve Türkiye'nin kendini nasıl konumlandırdığı içerideki rejim tipini etkiliyor. Nitekim 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı'nın yanında yer almak istiyor, NATO'ya girmek istiyor ve çok partili sisteme geçiyor Türkiye. Bütün bunlar tesadüfi değil. Eğer dünya karanlık bir çatışmalı bir döneme girerse, şimdi Batı'dan gelen eleştirilere, insan hakları konusunda, ifade özgürlüğü konusunda, tutukluluklar konusunda daha yeni geçen bu haftanın haberiydi. Osman Kavala'nın tutukluluğu konusunda, haksız tutukluluğu konusunda Avrupa Konseyi'nin yeni başlattığı süreç. Eğer bir savaş olursa bu konulara biraz daha duyarsız kalacağını düşünüyorum dünya kamuoyunun. Bunu da içeride daha nahoş bir döneme yol açabileceği gibi bir korkum var. Umarım yanılıyorumdur. Nasıl değerlendirmek lazım? Tam da seçim satım halinde. Yanı başımızda savaş çıkarsa ne olur? Ya, içerisi nasıl etkilenir? Ondan da öte Erdoğan'a bir nefes borusu olur.